Aşkım biz seninle ikimiz yeşil yeşil. Günaydın. Günaydın. Gözüm oydun beni itelerken. Nasılsın, nasıl uyudun? İyi. Güzel uyuduktan mı dinlendik? Evet. Aşkım çocuk lavaboyu kullanacaktı ama. Müsaade verdin mi babasana? Evet. Ha, beklemiyorsun sen onu. Hadi aşkım biz seni bekliyoruz. Her zaman en son hazırlanan sensin. Günaydın herkese. Ben tabii ki saat 7'de uyandım. Saat 8.30. Hazırlandım, makyaj yaptım, saçlarımı taradım. Benim beylerin ufak tefek işte çorapları vardı. Onları hemen yıkadım, kalorifere astım. Şortlarını dondurulamıştım, onları kuruttum. Onları hazırladım. Kahvaltıdan sonra çünkü bir tur hamam yapacağız. Ondan sonra Afyon bekle bizi. Bir dolaşacağız seni, bir gezeceğiz, göreceğiz. Geçen gelişimizde zamanımız yoktu, dolaşamadık. Şöyle bir şey vermişler. Ben dün bu arada maden sularıyla midemin ağrısını sakinleştirdim. Çok yemişim. Aras'cığım herkes yatağını topladı. Sen yatağını toplamamışsın bebeğim. Hadi bakalım. Hadi canım, yorganını düzelt. Hayır, ben yorganları katladım. Yastıkları baban düzeltti. O beyaz yastık bana fırlattığın yastıktı. Sabah sabah yastık savaşı yapacaktı benim oğlum. Buranın belediye başkanı sanırım Burcu Köksal'mış. Şöyle bir şey verdiler aşağıdan bize. Gezilebilecek, görülebilecek yerler. Biz şöyle bir inceledik. Ve çarşısına en yakın olabilecek yerler. Şimdi müzeye gitmek istiyoruz. Müze zaten burada yakında. Ondan sonra neresin dedik? Karahisar Kalesi'ne gitmek istiyoruz. Onu konuştuk. Ulu Cami de yakınlarındaysa belki gideriz ama çok yakın gözükmüyor gibi şöyle. Ama bakacağız. Ve şu renkli binaların olduğu konaklar denen yere gitmek, görmek istiyoruz. Onun dışında zaten vaktimiz neye yeterse. Bugünkü planımız dediğim gibi kahvaltıdan sonra bir hamam turu. Ondan sonra saat 12 civarı çıkarız. 12'den de akşam yemeğine kadar ya da işte 5-6'ya kadar şöyle 4-5 saatlik. Annemleri de alacağım. Gelmek isterlerse, istemezlerse onlar otelde kalırlar. Biz çıkarız üçümüz. Şöyle bir Afyon'u gezelim. Bakalım ne var ne yok. Annem aslında çanak çömlekçiye gidecekti. Böyle kendine hem balık için çanaklardan alacaktı. Belki onu da götürürüz. Yani ısrar ederim, belki gelir. Yarın da zaten saat 12'de otelden otel odasını teslim edeceğiz. Ondan dolayı kahvaltımızı yaparız. Son kez bir termal havuza gireriz. Evet. Ondan sonra Allah'ın izniyle 12'de. Yarın da 3. gün ya canım. Yarın da 3. gün. Yarın şey saat ben şimdi dün bu malzemelerin böyle anne, dizmiştim. Saat kaçta çıkacağız? 12 gibi balım. 12 gibi. Ama çöpleri topladım. Evet, yarın termal havuz yaparız. Orada Yusuf akşam mandalina ile portakal şey muz getirdi arabadan. Yusuf Aras istedi. Anneciğim kapısını çal, öyle tak 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 uzun süre çalma. Annemler de uyanmışlar, bizi bekliyorlar. Sular aldı işte, maden suyunu koydum. Şu maden suyunu da koyayım ya, kahvaltıdan önce içmem ben herhalde. İşte bu kulaklıklarmış, telefonlarmış, akıllı saatler. Bunların hepsinin şarjını yapıyorum 2 gündür sırayla. Prizler yettiği kadar. Bu kek, son kalan kek. Dün pişiler annemin orada bırakmış Yusuf. Bir iki dilim. Bunlar yenir bugün, çok yumuşacık, güzel. Çöpleri poşete topladım. Aşkım bir şeyin üstüne bir şey olmasına gerek yok. Kahvaltı yapıp çıkacağız zaten. Beni de çarpıyor. Bilmiyorum işte aşkım. Esma tuşa değse elimiz çarpıyor. Babam inmiş kahvaltıya. Annem daha hazırlanacak. Çok işi var. Yusuf odada zaten. Yusuf'u bekle bekle. Tamam anneciğim. Biz seninle baş başa kahvaltımızı yaparız. Ben... Bunlarda var mı? Yok bunlarda. Biz seninle baş başa kahvaltı yapalım. Dedem Yusuf hazırlanana kadar gerçekten biz iki kişi hazırlandık çıktık. Anne şu manzarayı çeksene. Hadi çekeyim aşkım. Camlar çok şey net değil ama çekeyim. Çok soğuk, biliyor musunuz? Sabah soğuğu, inanılmaz bir soğuk var. Hadi çıkalım aşkım. Haydi bakalım kahvaltıya gidiyoruz oluşumu. Büfe 7-10 olmuş. Saat 8.30 civarı, hadi gel. Burası da biraz serinmiş. Keşke üzerimize bir hırka falan alsaydık. Üşüyor musun? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Dedeme bakalım mı? Ararız biz. Gel oturalım da ararız. Gel. Dışarıda değildir o bu soğukta. Dışarıda duramaz o bu kadar soğukta. Bakalım buraya gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmemişse arayalım, bekle. Gel. Gel şurada otur. Aa, bak buradaymış. Günaydın canım.
Annemin işi var da Yusuf da iner, hadi gelin oturalım. Bayağı sakin. Restoranda sakin. Bir çay mı içelim, bekleyelim. Hadi gelin. Hazır sıra yok, size çekeyim. Böyle poğaça çeşitleri var. Simit, açma, tahinli, sucuklu, üzüm, böyle bunlar reçel sanırım. Aynen. Yok, hoşafmış. Aa, şahane. Bak, hoşaf içilebilir. Üzüm hoşafı. Tahin, pekmez, reçeller, bal, çay. Ben çay için gelmişim aslında. Çay değil de kahve mi alsam? Aynen, bir kahve alayım. Açılayım önce. Bekleyeceğiz bizimkileri. Ya da daha doğrusu onları almak istiyorsa alabilirler. Ben şey yapmayacağım. Şimdi istemiyorum. Bunun kahvesi neden yok? Makineyle anlaşamadım. Belki de tozunu koyacağım. Üzerine kaynar su ilave edeceğim. Bakalım. Toz kahve var mı? Yok. Onu bir görevliye sormam lazım. Kahve içseydim çok iyi olur sabah sabah. Masalarda şeker oluyor genelde. Şeker almak zorunda kalmıyoruz. O bir yanına bir. Nereye geçelim? Yusuf da gelmiş. Şuraya bir yere yatıralım. Çayımı koyayım, size de şey yapacağım. Çeşitleri çekeyim. Çorba var sanırım. Şehriye çorbası. Elma. Yeşillikler. Yeşillik açısından da çeşit güzel gayet. Peynirler. Tulum peyniri, bundan alırım. Zeytinler. Domates, salatalık. Burada omlet yapıyorlar. Neyli isterseniz, mantarlı, sucuklu, kaşarlı. Tost da yapıyorlarmış. Tost. Aras tost istiyordu. Yumurtalı ekmek. Bu sebzeli ıspanak. Ispanak, kaşarlı ıspanak. Patates. Ay. Soslu sosis. Haşlanmış yumurta. Ve börek. Bu börekten dün beş çayına da vardı ve çok lezzetliydi. Böyle gevrekler var, süt, gayet bence güzel ekmekler. Bu arada bunların köy ekmekleri nefis oluyor. Mesela bu kepekli, burada kızartma yeri var. Şu ekmek nefis oluyor. Ben şimdi bir çayımı içeyim, iyice acıkayım. Annem de gelsin, öyle alırım tabağımı. Şurada da çorba var. Ha, bu da yokmuş. Tamam, yokmuş babacığım. O tavuk şehriye herhalde. Ne aldın aşkım? 3 tane yumurtayı neden aldın? Yiyeceğim. 3 tane yumurta. Hayır, 3 tane yumurta yiyemezsin. Yiyeceğim. Ben bir tanesini dedeme veririm. Tamam, bir tanesini dedene ver. Hayır babacığım, çok fazla. Gerçi sadece içlerini yiyor da, sarılarını yiyor. Dışlarını yemiyor. Anne hazırlanıyor, siz gidin dedi. Allah güzel sofra yaptı. Ben. Afiyet olsun. Yusuf ne almış tabağına? Afiyet olsun. Size de. Çorbamış. Babam çorbayı seviyor. Çay almadın mı kendin aşkım? Yok, ben tok yerim. Süt alabilirsin. Bunu nerede? Şurada. Dün gündüz sıcaktı. Bugün hakikaten soğuğu getirmişiz. Kahvaltılar yapıldı. Çok güzel. Nane limon yaptık. Birer fincan içeride içtik. Şimdi annem bir tane daha odayı alıyor. Ben de elma aldım. Elma, armut vardı. Armuta yetişmedik. Yani armut çabuk bitti. Şimdi ne yapacağız? Ortak bir kararla kahvaltıda konuştuk. Bizimkiler dediler ki... Eğer hamamdan sonra bu soğuk havaya çıkarsak hasta oluruz. O yüzden geldikten sonra termal havuzumuza, hamamımıza gireriz. Dedim tamam, peki. Allah'ım ne güzelsiniz. Kayınvalidem şimdi burada olsaydı derdi ki dalından kopar da getir çoğaltırız. Ama o daha neredeyse bir hafta 10 gün buralardayız. Kurur. Evet. Güneş bakan yerler tabii ki bir tık daha sıcaktır da buraya daha güneş dönmedi. Arabayı... Dün buraya koyduk. Zaten hiç yerinden kımıldatmadık. Acaba diyorum şimdi tura gidip geldiğimizde gene aynı yeri bulabilir miyiz? Bulamayabiliriz. Olsun, önemli değil. Aşağılarda bir yer bulup park ederiz. Yani önce gezimizi yapalım. Kaleye falan gidelim, çarşıya falan ama saat 10'a yaklaşıyor. 11 gibi çıkarız, odalarda biraz dinleriz. Beyler odalara çıktılar. Aras çok ısrar etti beni havuza götür diye de babası götürmedi dedi, çok soğuk. Gidelim mi aşkım? Alacağım daha. Dur. Çık gidelim.
biberiye. Aa, biberiye. Tabii serin. Ben bu biberiyenin kuru biberiyemiz. Anne, böyle kocaman ağacımız vardı bizim bahçede. Kayınvalidem onun yerini değiştirince bizimki de kurudu galiba. Kayınvalidem verdi. Sonra kendim ekmiştim. O da güzel. Böyle gelişti. Sonra yerini değiştirdim diye kurudu. Çok aslında hassas, biliyor musun, yeri konusunda? Evet. Yerini çok faydalı bu. Bunun kurusu var bende. Saçlara biliyorsun değil mi kurusu, ne kadar faydalı? Var aldım da ama işte. Annem çıkmadan önce saçlarını boyamış. Güzel olmuş. Ay, soğuk soğuk. Buraya daha çok tedavi amaçlı da geliniyor. Anladığım kadarıyla böyle hani doktorun tavsiye ettiği termal havuzlara gideceksiniz. Fizik tedavi gibi falan. Dün çok gördüm öyle hasta yaşlı teyzeler. Kahve bulamadım. Sadece kaynar su ve su var. Demli çay vardı, o yüzden kahve içemedik. Yapacak bir şey, dışarıda içeriz bir yerde kahve. Biz geri basalım biraz. Sana sonra gelin. Hadi gidelim. Kalabalık mı? Yok. Harikasın. Diyorum ki o kadar yemekte oturduk, kahvaltı yaptık. Hiçbir, hepimiz bir arada resim çekinmedik. Ha. Ben gerçi anne babamla çekindim de. 207. O da boşaltmış, temizlik yapılacak. Evet Selim Sultan, görüşürüz. Görüşürüz canım. Kaşlarım boyadım da kapları duruyor. Senin adan neresi? Ha, burasıydı. Tamam. Bakayım benim beyler ne yapıyor. İnşallah hamama kaçmamışlardır. Hamama değil de termal havuza. Aras havuza gitmek istiyor çünkü. İki tane dün şey verdiler, kart verdiler. İnsan üşeniyor ikisi de üst üste kart almaya. Bir tane kart alıp çıkıyoruz. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım siz yaramazlar? Ben dedim inşallah bunlar... Klimayı kapatamıyor musun? Sıcak. İyi olmuş sıcak. Biz dışarıya biraz hava almaya çıktık, üşüdük. Evet, şu anlar Afyon'dayız. Ooo, hayat size güzel. Müzik açmışsınız, size meyve getirdim. Ne yapıyorsunuz gençler? Kapatayım hemen. Aşkım gençliğinin şarkıları. Ha, o kadar eski. Bak, aşkım telefonu çalıyor. Close. Kapandı. Arabayla gideceğiz. Neyle gideceğiz oğlum? Yürüyerek yakın mesafe değil. Bursa'ya hazırladığım kombinlerin hepsini teker teker burada tüketiyorum. Neyse orada yıkarım, tekrar giyerim. Yapacak bir şey yok. Hadi oğluş. Spor ayakkabını giy. Bir de otelde en güzel hizmetlerden birine, biliyor musunuz? Hayır hayır, onu değil anneciğim. O arabaya uymuyor bu şarj. Arabaya uyacak şarj neye var. Neye uyuyacak? Şu çıktı şeyden. Aras şunu. Yok ben kendim. Şu terliklerinizi neden herkesin yatağını ben topluyorum. Herkesin altısını ben topluyorum. Lavaboyu ben topluyorum. Oh. Herkesin yatağının başına ben terliğini ben koyuyorum. Bu nasıl iş böyle? Yusuf çıktı. Hayret bugün erken hazırlandı çıktı. Ha, başlayalım. Ha. Robotlarla dans edelim. Montlarımızın hepsi arabada olduğu için şeyi yok. Evet. Tamam. Haydi gidiyoruz. Su alsam mı bir tane ya? Bir tane alayım su ya. Ne olur ne olmaz, arabada yoktur. Bu ayakkabıyı bir süre giydikten sonra ayağıma alışıyor. İlk başta giyince acıtıyor. Parmak ucu. Kart aldı çıktım. Kart aldıktan sonra belli bir süre sonra içerideki klima falan her şey duruyor. Şarj falan çalışmıyor. Bismillah. Anneciğim kart sende mi? Kart aldın mı aşkım? Almıştır muhtemelen. Ben buradayım. Öyle kafasına kendine münasır babacığım. Yakışıklı babam benim. Hiç kilo almıyorsun, kıskanıyorum seni. He? Hiç kilo almıyorsun, kıskanıyorum seni. Kilo almıyorum. Güloşka ne yapıyor? Ben de rahat giyindim ki. Tamam ben iniyorum, lobide görüşürüz. Lobide görüşürüz, hazır rahat rahat hazırlanın. Annem penceresini açmış, havalandırıyor. Ben açmıştım, Yusuf kapattı. Oğluşmada rahat bir şeyler giydirdim, polar. Dışarı soğuk, ben de polar giydim. Dedesinin arabasını almaya geldiğimizde gelmiştik nenesi. Kapalıydı, almadılar bizi. Şimdi AVM'ye geldik kızlar, çıktık. Babam gelmedi. Ben de dinleneceğim dedi. Dedi çok adım atmak istemiyorum, tatildeyim ben, otelden çıkmam dedi. Çiçek olur, montları almayacağım ben. Üstündeki polar çünkü. Aras sen almak ister misin? Ha, anladım canım. Doğru söylüyorsun anneciğim, sen de yetişkinsiniz, kendinizi düşünürsünüz.
Şimdi arabayı park edeceğiz. Kapalı otoparkı varmış. Saat 11 zaten. Dedik önce biraz kapalı yerde dolaşalım hava ısınana kadar. Sonra konaklar var, çarşısı var, oraya gideceğiz. Anne, araba kapalıyken araba durduğunda AVM'nin girişinde küçük pet shop var. Muhabbet işte. Allah'ım. Bu ne böyle küçücük? Bunlar yavru mu acaba? Geldim Yusufcuğum, geldim, kaybetmezsin beni, korkma. Negoş. Asansör vardı da beklemedik, sıra vardı. Evet, iyi ki vallahi önce kapalı yere gelmişiz. Çünkü kuleyi falan gezmek için biraz havanın ısınması lazım. Bu sabah bayağı soğuktu. Anneciğim yapma çocuğum, geri inmek zorunda kalırsın aşağıya. Koşma canım, yapma öyle şeyler. İlk katı Carrefour'sa, Teknosa, Turkcell, English Home. Teknosa'ya da girelim mi? Gireriz aşkım, dolaşalım. Hadi gel anne, gidiyoruz oğlum, gel. Aras'cığım hadi gel buraya oğlum. Oğlunu çağırırsan babası. Daha kolay ilerleyeceğiz. Bana öyle bakmana gerek yok, oğlunu kontrol et. Babanın yanına hadi oğlum, yürü. Anneannem. Benim sana gücüm yetmiyor çünkü artık. Anneannem English Home'a girdi. Nerede? Şurada. Ev alacağım. Lego. İyi şey açısından sevdim burada. Her yerde şey yok. Her yerde müzik yok. Sizinle beraber dolaşalım. Yemek takımları, desenleri ve fiyatları. Altı kişilik. Tamam canım. Senin bölümün orası zaten. Teknosa ilgi alanın. Git bakalım teknoloji. Git telefonun yanındaysa araşırız. Çeyiz setleri mi bunlar acaba? Air fry. Hoş bulduk, merhaba. Pamuklu battaniye. Şunun renkleri güzelmiş. Gün bunlar, biliyor musunuz ne kadar sıcak tutar. Evet, nevresim takımları. Yatak örtüleri. Fiyatlar da indirime girmiş. Bunlar ama yazlık, çok ince kumaşları, güzel ama rengarenk pamuk. Bu biraz daha pike pike gibi. Waffle gibi. Ha, burada da müzik varmış. Neyse, kapatırım birazdan. Aynalı. Ada Asel telefonun arkasını çok seviyor. Aynalı ya. Kendini görüyor. Hadi bakayım. Yok. Benim telefon arkasından bahsediyorum. Sen Teknosa'ya babayla gidebilirdin aşkım. Biz bayanların gezeceği yerlerde geziyoruz. Sen de. Yeni yıl geliyor. Bu sene belki o ağaç süsleme yaparım evimde. Anneciğim yapma çocuğum, kırarsın. Bekle. Biz çıkıyoruz. Böyle yapmaya devam edersen biz çıkıyoruz. Anne bak, sonsuz ayna. Bekle. Babam da Teknosa'ya gider mi? Bir şeye bakacağım. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Hadi çıkalım anne, bırak bunu. Bırak gidelim anneciğim, hadi. Valizlerin fiyatları çok çok uygun burada kemere göre. Neresi uygun aşkım? Adam bizim... Şu valiz... Hangi? Kemerde, Flo'da şu valiz 2000 lira. Daha benim köşteki market satıyor. 30'da, 35 dolar aynısını. 30 dolara. E kaç paraya alıyorlar ki bunlar 30 dolara satıyorlar? Ben şöyle parlak istiyorum. Çok eski bunlar. Eskidiği için size belki de indirim yapmışlar. Carrefour'un önündeyiz de. Annem ezeli okuma hikaye kitapları aldı. Aras'a seçleri istemedi Aras. Teknosa'da biraz dolaştık. MacBook'ların fiyatı 52.000 TL'ymiş. Ah. İsterdim aslında masaüstü, dizüstü bilgisayarımı değiştirmek ama şimdi zamanı değil. Öyle teknolojik bir şey alacak bir şeyim, aralığım açıldı mı hemen kamera almak istiyorum, Canon. Şey, annem şampuan falan bakacaktı ama gerçi belki gratis falan vardır burada. Oo, çocuğu bak nasıl zıplatıyor. Bak, gratis'e girebiliriz. Ben gratis'ten bir şeyler alacağım çünkü. Evet. Ne alacaksın mesela? Gratis'ten. Ha, sen müşteriler için mi, kendin için mi? Ya kendim için. Uzun bir şey varsa onu alır, arabaya atarım ya. Bakın benim. Aşağıda neler var? Şu aşağıdan geldik zaten. Evet. Anne alma ona şeker anne. Arkadaş çıkarır mısın? Allah'ım yarabbim, bizden bir şey, şekerli bir şey almayacağımızı bildiği için hiç yanaşamıyor. Anneannesiniz şey yapıyor. Buradaki Carrefour'sa bayağı büyükmüş Yusuf. Buradaki Carrefour'sa bayağı büyükmüş, öyle mini falan değilmiş. Bayağı büyük. Evet, Carrefour'sa çok soğuk. Bazı mağazalar serin bu arada, biliyor musunuz? Benim robot süpürgemin bir değişimi. Bu firma zaten benim robot süpürgede. Yer silme şeyini hiç denemedim daha. Evet.
5 milyarmış. Hayır be canım. Evet, bak öyle yazıyor. Mop. Moplu mu? Mi'nin telefonları da varmış bakalım. Karhan bir de şey, teknolojide Yusuf telefon baktı da. Hayır, şeye bakayım. Poco. Redmi. Ama Redmi gözümü seveyim. Redmi bir kere kullandık. Nerede şimdi bizimkiler? Sıcak mı oldu? Fazla bir şeker almadın değil mi? Yok, 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 küçük bir şey. Açar mısınız? Babamla rica et, benim elimde dolaşıyor. Şurada çocuğu zıplatıyorlardı. Ha, Watsons. Watsons var. Aynı şey. Aynı şey. Ha, gratis. Ha, Watsons. Yok, bir farkı yok. Girin hadi. Şampuan falan istiyordun ya. He, orada evet, güzel uygunlar, indirimler oluyor canım. Bak. Bak şurada küçücük valizlere. Bak Allah aşkına. Görüyor musun? Bir dünya fark var. Öbürkülerle arasında bayağı fark var. Şu lila güzelmiş. Bir bakalım. Ama çok güzel kokuyor. Neymiş bu maske? Appealing pet. Ver tat, ver. Açmadın baban anneciğim sana. Açamadın baba. Gibi. Sakal boyama şeyi canım. Benim ilgi alanım. Essence. Maskaralar, maskaralar. Flormar. Lush. Lush. Şu ışıklar böyle yanıyor, söylüyor ya. Öjelere bakın renklerine. Şu çok iyiymiş. Çok tatlı. Şu renk de güzel. Bu kadar ojem var ki. Renkli balmlar. Şu renk güzel oluyor. İşin içeri. Le Colors'ın şeyi bitmiş ya da indirim vardı ya da bilmiyorum. Flormar. Miroş'un markası. Flormar'ı Miroş kullanıyor. L'Oreal. L'Oreal Paris. Pastel. Seviyorum böyle canlı renkleri ben dudakta. Çift bakım kremi. Marul derim. Benim bir şeye ihtiyacım yok kızlar, bir şey almayacağım. Öyle sadece hem çekim yapıyorum hem benimkilerin yanında dolaşıyorum. Onların böyle ufak tefek ihtiyaçları vardı. Şu ufacık krem mi? 180 lira. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Burası sanırım duş yerleri. 160 indirim varmış, pardon. Halimol üftüm. Benim gözlükler. Bunun bir tık koyusu, bir tık koyu rengi var, kemik rengi bende. Bu daha açılıymış şefi. Bende şunun biraz daha koyusu var. Anneciğim, yok benim bir şeye ihtiyacım yok. Sen al şampuan, mampuan alacaksın. Çok bir indirim göremedim ben de, aynen. Evet. Şöyle lokum atölyesi diye bir yer var. Afyon sucuğu. Bunlar bir paket böyle 650 lira. Biz çarşıdan 3 tanesini 750'ye mi aldık? 500'e mi aldık? Çok çok uygun almıştık. 550'ye mi aldık? Çok da lezzetli çıktı. Şimdi aynı çarşıdan geçtik. Yusuf'la unutmazsak eğer kasaba hatırlarsa oradan alacağız. Hoş bulduk, merhaba. Pişmaniyeler, kakaolu, sade, karışık bir şeydi. Şunlar kaymak, süt kaymağı tabak. Şeyde Yusuf köfteden almıştık ya, hatırlıyorsunuz. Aynı bir şekilde gramajı da tabağı da bir şekildeydi. Dün Emoş'a akide şekeri aldım Yusuf Usta'nın. Orada da böyle bir stand vardı. Kesme lokumlar.
kilosu 560, 595, 600'de. Bunlar sade lokumlar. Çok tatlı, tertemiz ama her şey. Evet, buraya da dolaştık. Annemler hesap ödüyor. Yusuf daha bir şeyler seçiyor. Annem de kendine şampuanla ağız gargarası aldı. Annem ödemeye geçti. Yusuf daha bir şeyler seçiyordu. Rolon falan alıyordu kendine. Ben de çıktım da şu tatlı dükkana bir bakar mısınız? Allah'ım, bek bek. Çanta. Ay, ne rengarenk, ne güzel şeyler var. Vitrin yapmışlar. Ha, ben bu arada çanta sadece bunu aldım. O kadar rahat ki, hem sırtıma takıyorum hem için her şeyi atabiliyorum. Diğer green'in çünkü fermuarıyla uğraşmak zorunda kalıyorum. O beni oyalıyor, sevmiyorum. Güzel süslü çantalar var. Çok şık, sade. Fazla çeşit, kalabalık, üst üste bir şeye gelir. Üst üste malzemeye koymamışlar. Arasına Enes şeker almış, onu yiyor. İnşallah böyle gezme videoları seviyorsunuzdur ya. Size bolca çekmeye çalışıyorum ama başka türlü ne çekeyim? Otel odasında da sürekli sıkılmayın. Çıkmadılar mı aşkım? Ben ilerliyorum o zaman. Telefonun yanında bir şey olursa ararsınız. Ha, şimdi müziği açtılar. Girdiğimde müzik yoktu. Sevinmiştim müzik yok diye. Madame Coco var burada. Bayağı arkaya kadar genişmiş Madame Coco. Neyse, İngiliz Home'u gezdik. Burayı da görmeyi verelim. Şu seramik tabaklar bu sene çok moda çıktı. Değişik değişik. Burada ne varmış? Galeri kristal. Sen benimle mi çizsin canım? Anneciğim bak, üstüne hep şeker yaptı. Şuna bileyim mi? Anneciğim, o seni taşır mı bebeğim, o küçük kilolu çocuklar için? Sen yaş olarak artık orası maksimum 4-5 yaşa kadar alır. Dayı içmem. Bak, buraya girebilirim. Kendime ayakkabı bakabilirim. Babet ayakkabı demişim, spor ayakkabım var da. Buraya dolaşabiliriz. Çoraplar. Şimdi bayan tarafmış. Botlar. Ben botumu buldum bu arada. Yani almıştım ya geçen sene Bursa'ya gitmeden önce. Şu uygullardan vardı. Biri uzun, biri kısa. Bizim oralar çok soğuk olmadığı için vallahi attım. Ne yalan söyleyeyim. Kullanılmamıştı da ama attım. Niye attım bilmiyorum. Keşke birine verseydim. Şimdi babet bölümünü bulabilecek miyim ben? Babet bölümüne gidelim. Burası spor. Benim daha böyle babet klasik, günlük rahat edebileceğim bir şey istiyorum ama spor ayakkabı istemiyorum. Yok, öyle tarz bir şey kaldırmışlar. Şunlar var ya, bunlar çok olgun kesim. Şunlar çok mesela bu sene moda. Böyle topuklu babetler ama kullanamam ben onları. Benim istediğim babet, nasıl anladınız değil mi? Benim kullandığım ayağımdaki babetim var ya, beyaz tabanlı. Çok rahat, esnek. Öyle bir şey istiyorum. Bulamadık. Hadi gidelim. Gidelim yukarıda bir kahve içeriz belki annemle. Bugün kahvaltıda kahve yoktu. Dün kahve çok iyi geldi bana. 5 çayını 2 fincan kocaman dolu sek kahve içtim, sütsüz. Ya süt zaten yoktu sanırım. Süt tozu vardı yanında. Süt tozunu da içmek istemedim, ne yalan söyleyeyim. Hadi gel gidelim aşkım. Kızlar, Yusuf şöyle deodorant almış. Sağ rolon almış. Bir de Pantene yağ almış. Anne patlasaydı da içinden şöyle çekip onarıcı şampuan, Listerin. Bir tane maske almış annem kendine. Şimdi biz şeydeyiz. Burası neresi? Simit Sarayı'na geldik. Birer kahve içeceğiz. Annem şuradan bir şey bakıp gelecekmiş. Yusuf sipariş vermeye gitti. Burada herhalde siparişi kendimiz veriyoruz. Anneciğim, şampuan bu canım. Krem değil. Şampuan bu tatlım. Şampuan ya bu canım. Annem bir de böyle 3 al 2 öde çorap varmış. Kalın çoraplar, haberiniz olsun, Watsons'ta çok çok uygun bu arada. Dayıkman'da pardon. Dayıkman'da. Şöyle 6 çift çoraba yani indirimiyle beraber 220 lira. Çok çok uygun, çok çok uygun. Bilginiz olsun. 220 Dayıkman'da. 2 çift aldım, 2 çiftinde bedava verdiler. Uyum bir de yani şöyle ikili. Çok güzel. Sağlık günlerde kalsın. Yusuf'a bir takım aldık. Takımı ben size odada gösteririm.
şöyle bir soluklanalım. Buradan da artık konaklara ve kuleye gideceğiz arabayla. Görmez oraya, yok görmüyor mu çıkma şeyi? Kızlar kale yukarısı ama oraya nasıl çıkacağız bilmiyorum. Annem diyor ben o kadar yukarıya çıkamam diyor. Merdivenle çıkışsa. Şimdi Aziz Sinan'la şurada otopark vardı şeyin altında belediyeye ait. Merkeze geldik. AVM'deki işlerimizi hallettik. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Burası merkez. Şurada da mesela Kültür ve Sanat Evi, Tarihi Konaklar, Ulu Cami, Kale hepsi bu tarafta. Buraya ilerleyeceğiz. Baban arabayı park edip geliyor anneciğim. Şimdi bulur bizi. Burası da otopazarı cami. Şimdi ezan okunduğu için insanlar namaz kılmak için içeriye giriyor. Onu silmek lazım ya da netlemek lazım anneciğim telefonunu. Makroya girmişsin. Kapalı çarşısını bulduk. Kapalı çarşısını bulduk. Kaleye sadece merdivenle çıkabiliyormuşuz. O yüzden anne, maalesef. Merdiven. Hayır annem çok çıkacağız. Yüksekmiş. Havlular 150 liradanmış. Pahalı. Vallahi pahalı. Pahalı geldi bana. Hindallılar. Çeyiz dizenler hep buralarda. Buyurun efendim. Bayraklar ne güzel olmuş. Çok güzel bir şey. Burası kapalı çarşı evet. Annem çanakçılara bakacak. No animal linki duymuştu. Bursa havlusu. Şunlar şey jakarlı havlu. Ha bunlar biraz büyükmüş. Değil mi? Evet biraz daha büyükmüş. Renkleri de güzel. Ha bir tane. Sana daha çok hediyeler alacağım. Bir tane benim güzel kocam gel. Teşekkür ederim kocacığım. Bizi her yere gezdiriyor. İstediğimiz yere götürüyor. Allah razı olsun. Arada ters düşüyoruz ama idare edin. Olur öyle şeyler. Şu renge bayılıyorum ben. Bakar mısınız ne kadar güzel bir yazma. Çok güzel çok. Gezelim sizinle beraber kızlar. Buralarda hediye bulabilirsin istersen. Hadi kuleye çıkalım. Uygun mu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Kuleye çıkmıyorum. Tekstil. Burası çeyizciler gibi daha çok da galiba değil mi canım? Çeyizciler. Ha daha çok çeyizci gibi geldi bana evet. Çeyiz dizenler için falan. Anneciğim çok yüksek balım. Nasıl çıkacağız o kadar kuleye? Çok tatlı tepsiler var. Kına gecesi için. Bir sürü çömlek patlatıyorlar ya. Vay be. Güzel yerler. Evet şimdi ilerliyoruz. Çocuk bindallıları. Aşağıda ayakkabıcılar falan da var. Nahşap. Nahşap. Bu arada hava ısındıkça hani böyle 12'ye doğru öğlene doğru oldukça hava sıcak oluyor. Yani illa montla giymek zorunda değilsiniz. Hadi çıkalım anneciğim gel. Bilmiyorum ki daha Bursa'da neler buluruz aşkım. Annem yapma anneciğim öyle şeyler. Yerde bulun her şeyi alma. Kızlar şöyle bir kuyumcular çarşısı var. Çarşıya girmeyeceğiz. Evet daha termal havuza gireceğiz aşkım. Aras'cığım biraz dolaşalım. Bir sakin ol. Ayakkabılarımıza bakalım. Hızlı geçin. Araba geliyor. Annem lokumcuya girmiş. Lokum falan olacak herhalde. Biz şöyle biraz aşağı dolaşalım. Tamam anladım ben. Anne. Ha. Tamam anneciğim. Tamam bir tane. Tamam anneciğim. Sucuklar. Sucukları sormak lazım ya aşağıda çarşıda. Sucuk. Kocacığım kocacığım. Kızlarım alışverişler yapıldı. Biz şöyle yolun resmen ortasında şuradan araba gelip bana çarpsa. Orada da çok denedim. Babetler sıkıyor. Sağlıklı günlerde giy annem. Çok güzel. Babeti sana gösteririm. Siz alışverişimlerini sana gösteririz. Çantam düşmesin. Aras küstü. Çünkü tepeye çıkamadık. Şeymiş. Duydun değil mi? Olay. Ondan sonra alışverişlerimizi yaptım. Ayakkabımı aldım kızlar. 1200 liraya aldım valla. Orijinale yakın dikiş dedi. Tamam dedim ben. Orijinalin dedi 6000 lira abla dedi. Neyse lazımdı böyle bir şey ayağıma. Bükme. Patatesli bükme böyle sipariş verdim. Yusuf sahilli mi? Kaymaklı ballı bir tatlı söyledi.
Oluyor. Teşekkür ederiz. Bizle aynı yani bir faydası yok. Sadece teşekkürler. Alın bakalım çayınızda. Oh, güzel. Böyle salaş yerleri seviyorum ben. Çaylar güzel oluyor. Adam bakalım. Buran yerlisi ya. Ayakkabı söyledi. Böyle tam meydanındayız yani. Afyon'un. Park yerimiz de şurada zaten. Hemen parktan da otobüs alıp çıkacağız. Arasın bir bak bana mamuşka. Seni çok seviyorum aşkım. Çok teşekkür ederim. Maçını aç kanyosunu mojeti. Tabii ki başlayabilirsiniz. O ne şimdi ne o? Bu ballı, kaymaklı. Yusuf sever böyle şeyleri. Ben sadece bir ısırık alacağım. Tümünü bitiremem. Oo, bu çok güzelmiş anne. Tadına bak. Adı ne işte? Orozka. Tadı çok güzel. Orozka. Afiyet olsun. Bunlar katmerler. Ay çok pardon. İçi tahinli oluyormuş. Kaymaklı ballı oluyor. Biz kaymaklı ballı yedik. Sade de oluyor mu bunlar? Neyle oluyor? Haşhaşlı hepsi oluyor. İçine ekstradan sarmak istersek. Şey yapıyoruz, tahin koyuyorlar galiba. Biz kaymak ve ballı yedik. Evet. Çok lezzetliydi. Hele o bükmeye bayıldım. 5 tane daha söyledik şimdi. Onları hazırlayacaklar. Giderken götüreceğiz. Yusuf getirdi mi arabayı? Geldi. Tamam hadi. Kızlarım şimdi eve geldik. eve geldik. Hep aklımda kalmış eve geldik. Bir rahat vermediniz ki hazırlanayım. Bir dakika Selim'e Sultan. Ben de bornoz giydim. İyi değil mi? Aynen. Altımızda da mayomuz. Aldıklarımı hemen size göstereyim. Bu Yusuf'un takımı. Bunu şeyden Flo'dan aldık. Flo'nun kendi böyle ne markası? Kinetix'in mi? Evet, Kinetix'in kendi markasının böyle kıyafetleri varmış. Böyle iki tane altlı üstlü parça aldık. Takım yaptık. Bunu güzel de oldu. Polar. 1300-1400 lira bu takım tuttu. Şöyle iki tane kivi çayı, sıcak çay, oralet gibi. Bir tane de kuşburnu aldım. Hediye olarak bunları dağıtacağım, götüreceğim işte. Şöyle 4 tane, 5 tane tütün kolonyası, bir tane limon kolonyası, akide şekeri, naneli şeker. Bu Sinam 2'yi kendime aldım. 100 gram bulmuşken taze aktardan. Tütsülerden aldım. Bunlar da hediye. Bunları böyle paket yapacağım. İşte muz falan da koyacağım. 103 kilomuz almış. Sucuğumuzu aldık. Sucuğu dolaba koyduk. Yusuf şöyle Flo'dan şey almış bir de. Ayak için sprey ama bizde ayak kokan kimse yok ama neyse yine de almış. Burada malzemelerim var. Bir de Yusuf Usta'dan teyzeme şey almıştım. Bu yemek yerken sos getiriyorlar ya. Orada molaya girdik. Orada gördüm. Annem kendini alırken ben de bir tane teyzeme aldım. Lifim, sabunum. Biz gidiyoruz. Anişkom beni bekliyordur. Bu terliklerle gitmeyeceğim tabii ki. Bunlarla giden de var bu arada. Bunlar suya dayanıklı. Otelin verdiği terlik ama biz yine de kendi plastik terliğimizi giyelim. Klimamızı kapattık. Çok sıcak oluyor diye. Işığı da kapattık. Kartımızı aldık. Ben telefonu bırakacaktım. Evet. Sizi bırakıyorum giderken. Orada çünkü dolap kilidiyle uğraş falan hiç şey yapamayacağım. Haydi gelince görüşürüz artık. Saat 3 ettik herhalde ya. Biraz hamam, biraz sauna, biraz termal havuz. Ondan sonra da belki Yusuf'la yemekten önce biraz dışarı çıkarız, şeye gideriz, müzeye gideriz. Çünkü konakları hiçbir yeri gezemedik. Aras durmadı, sıkıldı, tepeye çıkamadık. Ama en azından alışverişlerimizi hallettik. Bir şeyler yedik. Güzeldi. Yani böyle bir dolaştık Afyon'u. Son fikirlerimi size söylerim. Ama bir de ayakkabı aldım. Onu da gösterdim zaten size. Müzeye gideceğiz şurada. Ben götürürüm, sen de götür. Ya hayır canım, annem burada, çocuk burada, babam ne yapacak bizim? Hadi siz biz karı koca gidelim, gezelim. Siz gidin gezin beyim. Annem lobide oturuyor, bekliyor seni. İyi başlayın. Arası da kontrol edin arada. Tamam. Hadi bays. Tamam. Anahtar mı arası? Ha? Anahtar var. Yürüyerek çok mu uzak olur? Ayakkabılar çok rahat. Bir de uzun çorapla giydim, daha rahat oldu. Alırken kısa çorap vardı ayağımda, babet çorap. Onunla birazcık şey yaptım. Sonra uzun çoraplı daha rahat oldu. Gene güneş batışına denk geldik. Şimdi dedik ki müzeye gidelim de müze kaça kadar açık bilmiyorum bu arada. Yani olmadı. Dolaşırız öyle bir. Ne yapacağız yemeğe kadar? Şöyle bir karı koca Afyon'a gelmişken dolaşalım. Çarşıda çünkü Aras pek durmadı. Ay bunun kendi otomatik açacak. Çünkü çarşıda Aras pek durmadı ve yani... Bir şey almayacağız da su alacağız sadece. Bir de maden suyu alırım ben.
Ay bismillah. Telefonu bağlayacak. O zaten bağlı bence, otomatik ikiye bastın mı? Çalıştırınca ikiye basınca oluyor. Saçlarımızın... Saçlarımızı hamamda iyice keselendik, liflendik. Çok iyi geldi. Ne diyecektim ben? Bizi biraz kısayım. Bana mı bağlı? Bir şey yapacağım, şu fırçayı deneyeceğim. Sana mı bağlı, bana mı? Ha, tamam, sen kendine bağlamışsın. Bir dakika, ben bir dizi şu yüzeyim diyeyim. Tamam, dinle de bir şey diyecektim de neyse. Bu su cildim de çok iyi geldi bu arada, biliyor musunuz? Kendi. Hava da güzel aslında. Ha bir de birkaç resim çekilecek bir yer bulabilirsek hatıra kalsın. Otelde çekildik ama dışarıda bir yerde pek resmimiz yok. Neymiş bu şarkı? Biz şehir merkezine dönmemiz gerekirken orayı kaçırdık ve Konya istikametine çıktık. Şu otobandan Eskişehir, Konya falan gidiyor. Biz şurada bir dönüş bulduk. Hemen dönüşten şöyle saptık. Baktık şöyle bir yere geldik. Gelmişken de Migros'u gördü Yusuf. Durur mu? Migros sever Yusuf, durmaz. Dedik ki hadi bir girelim madem, girelim. Bir şey söyleyeceğim. Burada muz çok ucuz arkadaşlar. Anlamadım yani. Şimdi bu Antalya'daki Migros'ta 47 liraya sen muz bulabilir misin? Antalya'daki Migros'ta. Peki sence her Migros'ta aynı fiyat olmak zorunda değil mi? Çok şaşırdım. Mandalina 50. Nar. Tamam, nar Antalya'da ucuzdur da. Çok şaşırdım bu duruma. Şimdi. Aa bak, mandalina ile şey alabilirim aslında. Portakal, emoşa, şeye, sezgine. Arabada da var ya, tıklım tıklım gram adım atılacak yer yok da. Çocuğa vitamin olsun işte diye almak istiyorum. Bizimkiler bu arada bitirmişler. 3 kilo mandalinayı bitirmişler. Yani Migros, bildiğiniz Migros, ama bu muz olayına çok şaşırdım. 47 liraymış kilosu. Bizim orada 100 liradan aşağı, 120 liradan aşağı muz yok. Soda alacağım litrelik. Şunun biz neylisini denedik. Elmalısını mı, limonlusunu mu? Hiç beğenmedik. Bu arada ama bunları bilmiyorum. Kirazlı, greyfurtlu ve hibiskus. O ne ya? Çiçek gibi kokar, o içilmez ki. Başka ihtiyacımız var mı? Yarın yola çıkacağız. Su alacağız. Küçük koliyle biz su alacağız. Şop değil, BİM var galiba. Dolaşalım bakalım. Ha, burada koliyle satmıyorlar değil mi? Kitaplar varmış. Burada öyle aman aman hani... Düşündük hani buranın acaba Migros'unda farklı bir şey bulabilir miyiz diye, de yok, her yer aynı. Hani aktüel ürünleri falan böyle şey oluyor ya bazen. Farklı yerlerde farklı şeyler oluyor. Bir aşağıda hemen alacaksan alalım suyumuzu, çıkalım gel. Oo bak, güneş yavaş yavaş kaybolunca nasıl soğuk oluyor. Bak şurada bir yerde. Elimi cebime soktum. Çok korumaz ama. Bugünkü böyle pastel tonlarında bir makyaj yaptım. Bu da fena değil. Burası ne? Burası Yapı Market'miş. Olmadı yarab, haber taraf. Kime de. Burası biraz şey anladığım kadarıyla. İşte şurası canım ha. Geldik işte bine.
Buranın ama pazarına denk gelmek çok isterdim acaba. Buranın böyle pazarında, tekstil pazarı falan nasıldır? Bu arada bu ayakkabılar çok yakıştı şeyle. Bu dar paça pantolonuna. Değil mi? Güzel oluyor. Diğer spor ayakkabıya göre daha hoş durdu. Özellikle boğazlı ayakkabı aldım ki. Kışın tabii bizim de Antalya öyle aman aman kışları yağmurda çok da sıcak olmuyor. Evet, düne geldik. Bu mesela naneli ve çikolatalı hazır Türk kahvesi kemerdeki şeyde var mı acaba? Ha? Hiç görmedim, böyle bir şey var mıdır acaba kemerde? Çok ilginç. Naneli çikolatalı kahvesi. Ne kadarmış? 27,5 lira. Uygun. Saka mı varmış burada? Aslı varmış. Aslı. Böyle bir su varmış. pH kaçmış ya? pH mi bilmiyorum. Bak bakalım pH değeri kaçmış. Ben şu litrelik maden suyumdan alacağım. Olmazsa olmaz. Annem kızıyor görmeden hiç. Midem delecek. Yani delecek diye endişeleniyor. Soda aldım kendine akşam. Soda aldım, evet, litrelik. İki tane şişem var zaten otelde. Bir tane olsun. Aras ne istiyorsun al. Arası litrelik mi ice alsam acaba? Aynen öyle yapayım. Arası ice alsam. Çocuğumuza. Çocuğumuz. Çok böyle tatlı saksılar hiç görmüş müydünüz hazır? Çok tatlı değil mi? 149 lira. İçi böyle poşet kaplama. Dışı da plastik. Böyle geçirmeyi ve yapıştırma sanırım. Bakın yuvarlağı da varmış. Çok ilginç. Bizim oradaki BİM'lerde böyle şeyler göremiyoruz. Orta küçük boyu da 85 TL'ymiş. Ama çıkmıyor standtan. Şu daha hoşuma gitti. Daha sade. Ya sade derken ne bileyim, şu daha hoşuma gitti. Bir de böyleleri varmış. Hasır çanta gördüm. De o esnada kamerayı açmaya üşendim. Köpek ağızlı. Bunları mesela ben hiç görmüyordum şeyde. Poşet klipsi. Bu çok hayat kurtarıcı bir şey. Bu klipsler. Başka. Tuvalet kağıdı tekstili. Bunun gümüş olsaydı alırdım banyoma ama nereye koyacağım? Gerçekten daha işte insanın gözü doymuyor biliyor musunuz? Her şeyden istiyor. Burada ama aktüel ürünlerinde bayağı değişik şeyler varmış. Hiç fark etmez. Dilime şarkı takıldı. Allah'ım ya Rabbim, şu nedir ya? Bu nedir ya? Bu ne tatlılıktır yani böyle bir şey? Bu ne böyle bir şey yani? Bizim cadıya böyle güzel şeyler görünce içim şey oluyor ama annesi belli markalardan giydiriyor. Yani tamam, çok pahalı bir şeyden giydirmiyor ama mesela Asiva 2 falan böyle güvendiği markalardan aldığı için Ada Aseli kıyafet konusunda seçici davranıyoruz. Bir şey alırken. Bir perdeler var mı? Bebek penyelesti. Allah'ım yarabbim. Bugün bebek mağazasına girdim. Kız çocukların takımlarına bakıyorum. Aras peşimden geldi. Bakıyor sessizce. Yusuf koşa koşa geldi. Ne yapıyorsun? Dedim belki de dedim bebiş yapmaya karar verdim. Kızım için bakıyorum dedim. Gülüyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi kızlar? Şu örtülerden almıştım ya. Ben şoktan almıştım gerçi ama kaliteleri hemen hemen aynı. Bunlar İhtiyacınız varsa pike, örtü olarak, battaniye olarak müthiş işe yarıyor. Müthiş kaliteli yani. Kalitesi çok güzel. Bilginiz olsun, eğer ihtiyacınız olursa alın kaçırmayın derim ben. Öyle daha da fazla herhalde farklı böyle bir şey. Meşrubat bardağı 4 katlı katlı geçirmeli var. Şöyle baharatlık var. 75 liraymış. Bir de şöyle bir baharatlık var. Nasıl bir şeymiş? Ha, ikisi de mi aynı? Evet, ikisi de aynıymış. Üzerindeki ne? Kaşık gibi bir şey mi? İlginç. Küçük ama. Kemerden uygun mu bunlar? Değil mi? 1-2 lira falan. Ne yaptın? Krem mi aldın bakayım? Serum o, serum. Şu şunları gördü, alsana kendine diyor. Dedim ne yapayım ben bunu evde. O kadar soğuk kışlarımız olmuyor ki, o kadar abartı aşkım sen. Soba yakıyoruz. Bilmiyorum ya da sevmedim herhalde rengini ya. Rengini sevmiş olsam belki alırdım kendime. Size hasır çantayı da göstereyim de. Sonra bir turunu bitireceğim. Bakın hasır çantada. 250 TL'ymiş. Şöyle açılıyor. Fermuarı oval açılıyor. Bakın. Şöyle. Ama şu daha hoş. Aynen. Fırçalar. Bunların fırçaları yumuşak oluyor bu arada. Bilginiz olsun. Güzel bunların kalitesi.
Görümcem almıştı. Kullanmadı, bana verdi. Daha doğrusu fazlaydı, bana verdi. Oradan biliyorum. Çünkü şeyin yumuşak ve güzel olduğunu. Haydi çıkalım. Biz ikimiz de karı koca bugün simsiyah olmuşuz. Ne yaptı aşkım, serum işe yaradı mı bir günde? Bakayım. Gel. Işıldadı. Anneciğim dur yavrum ya. Ya bu serumun yarısı yok. Öyle çıkıyor. Var mı? Şöyle bir serum aldı Yusuf şeyden. Bim'den. Kartı çekince televizyon kapanır mı canım? Hayır, kartı bende var, gördün mü? Hayır, çekince kapanır mı televizyon? Hayır, senin kalacak kart ya, bende kart yok. Peki. Ha, şarjları taktığınız için o zaman ışıkları kapatırım. Annemle babam inmiş canım. Aras, deden gelmiş aşağıda, restoranta var. Aras. Ay, bugün termal su beni çok yordu ya. Niye öyle hissettim? Niye acaba ben? Niye yordun? Termal su, bugün hamamdan sonra ben böyle bir halsiz şey oldum. Mayıştım. Canım. Yine o asansörde bir akım var işte diyorum. Hepimiz aynı şey oluyor. Dışarının manzarasına bakar mısınız? Müze kapalıydı demiş miydim ben size? Biz geldik bu arada. Ve müze kapalıydı. Tamam oğlum. Dolaştık geldik. Arasında taşı var gibi zannetmiştim ama gayet iyiymiş. Bakayım. Baban da diyor ki. Ne diyor canım? Yemekte olsun hadi. Şeydi. Vallahi benim hanım o. Nereye? Hamama mı? Hayır. O gitsin aşkım. Hamama ben giderim onu. Hayır hayır, sen giremezsin, hasta olursun bu saatten sonra. Yok, deden gitmeyecek zaten. Ben gideceğim. Yok, deden gitmeyecek. O gidecekmiş. Hasta olursun. Nereye gidiyor? Aa, eksi 1'e. Akşamları serin oluyor arkadaşlar. Eksi 1'e dedi. Niye gittik ki biz? Yok, sıfır lobiye geldik. Güzel gözlü oğlum benim. Babaannesini aradık. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Of. İnşallah yer buluruz. Çok kalabalık bugün. Neden kapatıyormuşum aşkım ben kamerayı? Ben vlog çekiyorum. Anladım, kalabalık olduğu için. Bu da bir tuhaf oldu, buraya geldik. Şunu yapma, bunu çekme. Oda numarası verecek miyiz acaba? Evet. Bizimkiler nerede? Hı, oturuyorlar. Fazla alma. Azar azar. Bir dilim yeter. İki tane. O çok faydalı bir şey değil. Ne varmış? Yayla çorbası varmış. Size dün tatlıları çekemedim. Portakal, üzüm, makarna. Bak makarna yerim ben. Tavuk, köftesi. Kalabalık ama annemler masa tutmuşlar. Biz dün neyi denedik? Kabak, tahin denedik. Çok lezzetliydi. Şu fıstıklı, Antep fıstıklı. Çok lezzetliydi, onu denedik. Başka ne denedik? Bugün Antep fıstık sarma var. Yusuf alır bundan. Dün annemler şu tarttan denediler. Lezzetliydi. Yusuf sütlaç denedi. Lezzetliydi. Güzeldi. Ben başka dün ne denedim? Triliçe vardı. Triliçe bugün yok galiba. Triliçe de çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Bugün ağır ağır yavaş yavaş yiyeceğim. Dün çok hızlı yemek yedim bir anda ve nakavt oldu midem. Bakayım ne alıyorsun? Yiyebileceğin kadar oğlum alıyorsun, tamam mı? Fazla bir şey alma. Kadın budu köfte varmış, patates püresi varmış, tavuk döner, lavaş, zülbiye. Zülbiye ne ya? Aman, zülbiye diye bir şey ilk defa duyuyorum. Etli böyle. Alpaçık soğanlı ve pilav. Başlayalım. Aa, burada şey varmış. Mısır ve havuç. Mısır gaz yapar, o yüzden almayacağım. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pilav istemiyorum. Azıcık zülbiyeden alalım. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş zülbiye. Bu kayınvalidemin yaptığı nohutlu pilav gibi bir şey gibi geldi bana kızlar. Öyle kemik suyundan yapıyor ya. Patates püresi alayım mı? Çok az alabilirim. Donmuş yalnız. Az alacağım çünkü bugün tatlı yemek istiyorum. Köfte bir tane yeter. Makarna çok az alacağım. Evet. Salata alalım. Çorba içebilirim bugün. Ne varmış? Mezeleri, her şeyi çok lezzetli ve güzel oluyor bu arada. Efendim canım? Köfteden bana bir tane alsana kendine. Neyden? Kadın budu köfte mi? Evet. Tamam canım. Şimdi sırada alsın da alırım. Ne varmış, ne varmış, ne varmış? Şu pancardan bir çok beğendim ama bugün pancar yok galiba. Dün çok lezzetliydi o pancar. Bu arada her şeyi çok taze, her şeyi. Hiç yorum yaptım bilmiyorum. Kahvaltısından tutun da 5 çayına kadar yaptıkları her şey çok lezzetli ve güzel oluyor. Arnavut ciğeri koymuşlar. Şöyle. Azıcık alalım.
Başka dün Susamlı bir meze vardı, nefisti, bayıldım, çok güzeldi. Ama bugün ondan yok. Karşıda salatalar var. Bugün salata alabiliriz birazcık. Soğanlı salata istemiyorum da şu şeyli salatadan alacağım ama nereye koyayım? Bir elimde tutmam lazım. Bunu ara sisleri fazladan aldım. Ha, siz bitirmişsiniz tabii, ben erken indiğiniz için. Afiyet olsun güzellikler. Ya çok kötü ışıkta şey ya. Acı biber aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani öyle mi diyor? Allah Allah, harika. Ama onun biraz midesinin büyümesi lazım. Ta buralarda Mustafa amcayı da andık. Yemeği yedik. Şu bizim şeyden görülen yürüyüş yolu var ya kızlar. Annem, Yusuf, ben yürüyoruz. Babam dedi ki ben öyle şeyler sevmem. Aras odasına çıktı. Karnımızı doyurduk. Tatlımızı da yedik. Dedik midemiz biraz hafifletelim. Dün ben çok kötü. Ay ölüyordum. Bugün fazla kaçırmadım. O tabağı yedim. Bir de bir tane sarma yedim. Antepli sarma, o kadar Antep sarması tatlı. Yürüyelim bakalım. Ciğer benim neden hoşuma gittim ama soğuktu. Ama biraz sertti değil mi? Sertti. Halor yediklerimden bir kaşık sadece. Pilavdan bir kaşık kadar. Püre vardı bende. Makarna biraz. Yürüyelim, yürüyelim. Rüzgar olmasa aslında aşırı bir soğuk yok ama rüzgar soğuk getiriyor tabii. Şu anda kaç derece bilmiyorum. Sıfır mıdır, bir midir? Yani 5 falan vardır, evet. Bursa'nın durumları bilmiyorum. Bursa daha mı soğuktur burası mı? Burası daha soğuk diyor. Afyon daha soğuk, evet. Bursa daha sıcaktır. Evet, ortada bir de. Orası denize yakın, İstanbul falan yakın olduğu için. Burada park yeri de var da kimse gelmedi tabii buraya. Gerek duymadık. Fitness'a da gidemedin Yusuf. Fitness'a girerim deyip duruyordun.